Gezegen Dünya, 10 bin yıl önce. 2,5 milyon yıl boyunca tarih öncesi atalarımız mağaralarda yaşadılar ve kemikleri birbirlerine vurarak zaman geçirdiler. Sonra aniden her şey değişti ve insanlar gezegenin her yerine büyük anıtlar dikmeye başladılar. Ama nasıl ve neden? İnsanlık tarihindeki en büyük gizemdir ama bazı insanlar için değil. Binlerce yıl önce atalarımız ilkel taş devri insanlarıyken bazı uzaylılar dünyamızı ziyaret etti. Uzaylıların varlığı sadece anıtlar dikmeyi başlatmadı. Muhtemelen onları yapma teknolojisini de başlattı. Saçmalık gibi geliyor. Ama uzaylılar dünyadaki uygarlığı başlatmış ve en ünlü anıtların bazılarını inşa etmiş olabilirler mi? Dünyanın her yerinde devasa taş anıtlar vardır. Onların binlerce yıl önce antik çağ insanları tarafından yaratıldığını neredeyse herkes bilir. Ama herkes yanılmış olabilir mi? Resmi tarih kitaplarına göre piramitler ve Stonehenge gibi yapılar insan uygarlığının başlangıcına işaret eden insan mühendisliğinin zaferleridir. Ama bu konuda devam eden birkaç soru vardır. Neden aniden ortaya çıktıkları gibi sorular. Bu David Hatcher Childers gibi UFO grupları da dahil birçok insanı rahatsız eden bir gizemdir. Geçmişin ve insanlığın en büyük bulmacalarından biri, bizim gibi insanların en azından 100 bin yıl boyunca var olmasıdır. Ve sonra aniden birkaç bin yıl önce mağaralarımızdan dışarı çıktık, tüm bu devasa anıtları dikmeye başladık. Buradaki gizemlerden biri sadece antik çağ insanlarının bu devasa megalit anıtları nasıl yaptıkları değil, nedenidir. Yıllar boyunca bilim adamları onu açıklamaya uğraştı. Bazıları tarımla ilgili dedi. Tarımın doğumu aniden işçiler ordusunu besleyebileceğimiz anlamına geldi. Diğerleri dinin doğumuyla ilgiliydi dedi. İlk uygarlıklar Tanrı'yı öfkelendirmemeye çalıştılar. Ama şimdi başka bir açıklaması var. Bir insan grubu bu anıtların uzak geçişlerimizde süper gelişmiş teknolojiyle dünyamızı ziyaret eden uzaylılar tarafından inşa edildiğini veya tasarlandığını söylüyorlar. Bunu söyleyenlerden biri Jason Martell'di. O Kaliforniya'da yaşıyor ve eş bulma bürosu çalıştırıyor. Ama boş vakitlerinde zamanımızın en büyük arkeolojik gizemiyle uğraşıyor ve onu çözdüğünü söylüyor. İnsan Mısır'daki büyük blokları yığmaya ve onu inşa etmeye fiziksel olarak muktedirdi. 100 bin insan. Ama onu yapma bilgisi başka bir yerden geldi. Bir çeşit müdahale olmak zorundaydı ve bu yüzden antik çağ astronot teorisini inceliyorum. Antik astronotlar bir yerlerden buraya geldiler ve toplumumuzu etkilediler. Jason ve diğer insanlar bu fikrin antik anıtlar hakkındaki bazı karmaşık soruları açıklayabileceğini söylüyorlar. Stonehenge örneğin. Bronz çağı İngiltere'si bu 5 tonluk taşları 170 mil nasıl sürüklemiş olabilir? Sonra Lübnan'daki bu 1000 tonluk Baalbek vardır. Ağırlığı neredeyse 3 Boeing 747 kadardır. Antik insanlar bunu nasıl taşıdılar? Ve tüm tartışmaların en büyüğü vardır, Giza piramitleri. En büyüğü 2,5 milyon taş bloktan yapıldı. 20 yılda inşa edildi ve sadece derecenin onda biri kadar sapmayla tam kuzey kutbuna göre hizalandı. Uzmanlara göre cevabı basit. Antik Mısırlılar son derece zekiydi, çok hızlıydı ve sıkı çalışırlardı. Ve birkaç on yıl içinde büyük bir turizm endüstrisi yarattılar. Ama bu Jason Martell gibilerini inandıramadı.
Dünyanın her yerindeki birçok antik alan, antik çağ insanına atfetmediğimiz türde bir muhteşemlik gösterir. Antik insan kireç kulübelerde yaşıyordu ve taştan aletler kullanıyordu. Bu alanlardan bazılarını inşa etmek için bugün sahip olduğumuz ileri matematik ve geometriye sahip değildi. Antik insan Stonehenge gibi şeyleri nasıl inşa etti? Giza piramidini derecenin sadece onda biri kadar saparak kutba nasıl hizaladı? Peki resmi Mısır uzmanları ne diyor? Mısır bilimcileri büyük bir gizem olmadığını düşünüyorlardı. Arkeologlar piramitlere yakın yerde birçok kanıt çıkardıklarını söylüyorlar. Büyük özellikler oldukça net. İşçilerin yaşadıkları barakalar var, mimarların mezarları var. Ayrıca bitirilmemiş piramitler için blokların yerine taşımada kullanılan rampalar var. Evet, yapı sürecinin ayrıntıları bilinmiyor olsa da büyük resim muhtemelen net. Antik çağ uzaylı astronotlarına inananlar için problem şudur ki, bunu uzaylılara soramamamızdır. Yoksa sorabilir miyiz? Lisa Royal, Holt antik anıtları uzaylıların inşa ettiğini bildiğini söylüyor. Çünkü o, Sasha adındaki bir uzaylı ile direkt ruhani ilişkide olan galaksiler arası bir medyumdur. Açık ki, Sasha milyarlarca mil uzakta yaşıyor. Ama iletişim kristal gibi net. Sendeyiz Lisa. Evet, herkese selam. Ben Şaşa'yım. Bugün sizlerle birlikte olmak bir zevk ve bu konuya ilgi duyduğunuz için çok heyecanlıyız. Dünya insanlarıyla etkileşim içinde olmamızın nedeni kesinlikle ve tamamen barış, sevgi ve neşedir. Teşekkür ederim Lisa, yani Sasha. Bu çok güven verici ama ya piramitler, onları kim inşa etti? Antik çağda benim atalarım dünyaya geldiler. Sömürgeleştirecek başka bir yer arıyorduk. Uzaylılar tarafından inşa edilen anıtlar genelde gerçek bilimsel amaçlarla inşa edildi. Tamam. Önce ne gibi deneyler yaptıklarını birinci elden öğrendikten sonra uzaylılara geri döneceğiz. Ama önce antik astronot teorisinin vaftiz babasıyla ve bilim adamları ve arkeologların nefret etmeye bayıldığı adamla tanışalım. Geleneksel arkeoloji gizemlerden hoşlanmaz. Her şey için cevapları vardır. Bir şeyi açıklarlar ve dünyanın geri kalanı buna inanmak zorundadır. ...1968'de bir Swiss Hotel menajeri olan Erik von Däniken, uzaylı astronotların antik çağ döneminde dünyayı ziyaret ettiklerini söyleyen tartışmalı bir teori yayımladığında uluslararası kötü şöhrete ulaştı. Dünya dışı varlıkların tarih öncesi dönemde dünyamıza gelmediğinin ileri sürülmesi ilk kez olmuyordu. Ne de olsa bu, yıllardır bilim kurgu fantezisinin merkeziydi. Ama Erik'in fikrinin oldukça önemli bir farkı vardı. Doğru olduğunu söyledi. Onun kitabı, Tanrı'nın arabaları dünya çapında 60 milyondan fazla sattı. Ve hızla uluslararası bir süperstar haline geldi. Erik dünyaya, insan tarihinin yepyeni bir uzay çağı versiyonunu vermiş gibi görünüyordu. Binlerce yıl önce, bizim atalarımız hala taş devri insanlar iken bazı uzaylılar geldi. Von Däniken bu uzaylıların antik anıtların inşasına yardım ettiğini ileri sürüyor. Antik gizemleri çözme kariyerinin 1960'larda başladığını söylüyor. Diğer insanlar uyuşturucu çekip isyan ederlerken Erik düşünüyordu. Antik yapılar düşünüyordu ve özellikle de birini. Mısır'ın harika piramidini. Firavun Keops için mezar olarak inşa edilen piramit 2,5 milyon taş bloktan yapıldı. Büyük olanlardan bazılarının ağırlığı 80 tondu ve yüzlerce ve yüzlerce mil uzaktaki ocaklardan getiriliyordu. Ve bu tekerleğin icadından 1000 yıl önceydi. Erik von Däniken için büyük bir soru yaratıyordu. Neden uzaylıların tekerleği bize vermediği değil, başka büyük bir soruydu. Bu dünyanın el yapımı en büyük anıtıdır. Yaklaşık 150 metre yüksekliğindedir ve ağırlığı
30 milyon tondur. Büyük bir yapı. Yani taş devrinden gelen bir grup insan ve mimarlar için. Van Daniken'in teorisi Mısır bilimcisi akademisyenlerini biraz irite etti. Van Daniken insanları pek sevmiyormuş gibi görünüyor. Onları aşağılıyor ve onların taş devrinden geldiğini söylüyor. Aslında taş devri piramitler inşa edilmeden birkaç yüzyıl önce sona erdi. Beni ilgilendirdiği kadarıyla o kendi reklamını yapan bir insan. Onun yaptıklarını bir tür bilimsel çalışma olarak karakterize edemem. Ama uzmanlar ne derlerse desin Eric silahlarını bırakmıyor. Alaya alınmaktan hiç korkmadım. Diğerlerinin benden farklı fikirleri olmasından hiç korkmam. Bu harika bir şey. Bu onların özgürlüğü. Ama ben en azından arkeolojik kitapların çoğunu okudum. Ama onların Eric Van Daniken'ın ne söylediği hakkında bir fikirleri yok. Lazer ışınları olmaksızın granitin kesilemeyeceğini söylüyor. Ama aşındırıcı olarak sıradan çöl kumu kullanarak bakır testereyle kesildiği gösterilmiştir. Bir hafta süre içinde granitin büyük bir parçası kesilebilir. Profesyonellerin ilgilendirdiği kadarıyla Mısırlıların büyük lazerlerle ve UFO'ların büyük taşları taşımasına ihtiyaçları yoktu. Onlar Mısırlı güçlü adalelere güveniyorlardı. Taş blokların taşınması bir sorun değildir. Mısırlı bilimciler aslında çok sayıda insanla ve büyük taş bloklarıyla deneyler yaptılar ve onları çektiler. Blokların bazıları Asvan'dan geliyordu. Örneğin Kral Sarayı'nın tavanı. Bu Asvan'dan geldi. Ama orası buradan binlerce kilometre uzakta. Hiç de kolay değil. Aslında bir Mısır mezarında büyük bir heykeli hareket ettirdiklerini gösteren bir oyma vardır. Kesinlikle adale gücünü göstermektedir. Yani Mısırlıların büyük taş blokları nasıl taşıdıkları bir gizem değildir. İşte burada piramitleri inşa etmek için antik Mısırlıların yaptıkları bu oymalarda uzaylılar yoktu. Eğer kurnazca antik Mısırlılar kılığına girmemişlerse. Muhtemelen bu yüzden Van Daniken'in hiçbir kitabında görünmüyorlar. Gerçekten insanların bu şeylerin o dönemde ülkede yaşayan erkekler ve kadınlar tarafından inşa edildiğini kavrayamamalarını anlayamıyorum. Mantık yatsınamaz görünüyor. Eric'in piramitler hakkındaki teorisinde başka açık tuhaflıklar da vardır. Birincisi, uzaylılar ayrıldıktan sonra insanların uzaylı teknolojisini kullanarak başka piramitler inşa ettiğini söylüyor. Bunu nasıl yaptılar? Başka bir gizem. Pek emin değil. Ayrıca Firavun mezarlarının aslında uzaylıların kriyogenik bilimini kopyalamak için kurnazca bir girişim olduğunu söylüyor. Bu bilim ölüyü, öldüğü andaki haliyle korumayı içerir. Van Daniken hemen bir çatlak olarak göz ardı edildi ve hala öyledir. Ama arkeologlar da her şeyi halledemedi. Çünkü henüz çözemedikleri sıkıcı, küçük bir bulmaca vardır. Bilim adamlarına göre Büyük Piramit sadece 20 yıl içinde tamamlandı. 2 milyondan fazla blok olduğu göz önüne alınırsa, bütün inşaat dönemi boyunca Mısırlıların bir bloğu 1,5 dakika içinde kesmeleri, taşımaları ve yerleştirmeleri gerekiyordu ve bunu her gün, yılda 365 gün yapmak zorundaydılar. İtiraf edilmek zorundadır ki piramit inşasının ayrıntıları belirsizliğini korumaktadır. Böylesine kısa bir sürede 2,5 milyon blok, eğer mantıklı bir beyniniz varsa bazı şüpheler olmak zorundadır. Piramitler hakkındaki teorisiyle insanları şaşırtan Van Daniken, uzaylıların antik etkinliklerinin daha çok kanıtını bulmak için dünyayı dolaşmaya başladı. Bu uzaylılar bazı kanıtlar bıraktı. Ama bu sorular karmaşıktır. Ne bıraktılar? Ne bırakmış olabilirler? Ve ne biliyoruz? O kanıtlarını her yerde gördü. Örneğin Afrika'daki bu 5000 yıllık mağara resimlerinin başlığıyla tamamlanmış bir uzay adamı olduğunu söylüyor. Bu antik taşın insanların teleskop kullandığının kanıtı olduğunu söylüyor. Ve Meksika'daki bir Maya mezarına tırmandığında, daha sonra kitabında da söylediği gibi uzay gemisinde yolculuk yapan bir uzaylının oymasını buldu. Van Daniken'e göre kontrol panellerinin başındaki uzaylı nefes alma aparatını takmış ve roketinin arkasından ateşler çıkarıyordu.
Cape Canaveral'dan bir kalkış gibi görünüyordu. Ve sonra Güney Amerika'yı ziyaret ettiğinde ve Peru'daki ünlü Nazca şeritleri üzerinde uçtuğunda fikirlerinin doğru olduğunun kanıtlandığını iddia etti. Çölde çizilen bu antik şekiller millerce uzunluktadır. Bazıları tuhaf şekillerdir. Ama esrarengiz olarak bu tuhaf şekiller sadece gökyüzünden görülebilir. Nazca üzerinde ilk uçuşumu yapmıştım. Bu çok ama çok etkileyiciydi. Çünkü onları sadece havadan görmek mümkündü. Sonra daha da yükseldik. Uçak pisti gibi olan bazı şeyler gördük. Büyüleyici olduğunu düşündük. İnanılmazdı. Bu yerliler için normal değildi. Sonra soru ortaya çıktı. Bunu neden yaptılar ve tam olarak neden burada? Arkeologlar bu hataların sulama kanalları veya dini semboller olduklarını söylüyorlar. Ama Van Daniken başka şeylerle daha inandırıcı açıklaması olduğunu söylüyor. Evet, tahmin ettiniz. Uzaylılarla. Ana uzay gemisi dünyanın etrafındaydı. Ana uzay gemisinden daha küçük araçlar indi. Ve bir tür mineral veya bir şey arıyorlardı. Keşiflerini yaptılar ve tekrar ortadan kayboldular. Eric ilk hatların, UFO'ların indirmek ve kaldırmak için uzaylılar tarafından kazayla terk edilen işaretler olduğunu söylüyor. Yerliler geldi ve iniş hatalarını gördü. Çünkü kum ve küçük taşlar etrafa saçılmıştı. Sonra yerliler gizemli bir tanrı tarafından yaratılanlar gibi hatlar yapmaya başladılar. Eric Nazca'daki uzaylı ziyaretçilerden öylesine etkilendi ki, onların tanrı olduklarını düşündüler ve hatları kopya etmeye başladılar diyor. Günümüz batılılarının 20. yüzyıldaki taş devri kabileleri üzerinde yaratacağı aynı etkiyi yarattıklarını söylüyor. Yeni Gine kabile halkları gördükleri ilk batılıların gümüş renkli kuşlar içinde cennetten gelen tanrılar olduklarını düşündüler. Onlar gittikten sonra bile onlara tapındılar ve hatta gümüş renkli kuşları geri getirmek için model uçaklar ve havaalanları inşa ettiler. Ama zavallı eski Perulular için bir işe yaramadı. Uzaylılar asla geri dönmedi. Onların yerine İspanyollar geldi. Eric artık dünyanın her yerindeki antik insanların uzaylıların tanrılarla karşılaştıklarından emin. O adanmış bir Katolikti ama artık değil. Hayatımı nasıl mı değiştirdi? Her şeyden önce dinimi değiştirdi. Şimdi anlamadığım ama varlığını bildiğim bir şeye dua ediyorum. Yakında siz de anlamaya başlarken, hatta kozmik bir şekilde dine ve doğruluğa bakış açınızı değiştirecektir. Ben artık Kürtler ve psikolojiyle yaşayamam. Eric Van Daniken'in insanlığın tüm gelişimi için yepyeni bir açıklaması var. Dış dünyadan gelen yaratıklar sadece antik anıtların çoğunu inşa edip tasarlamakla kalmadılar, onlar bütün büyük dinleri de esinlendirdiler diyor. Çok ağır bir konu. Ama iki küçük problemi var. Tek bir uzman bile kabul etmiyor ve hiçbir kanıtı bunu destekleyemiyor. Ana mezarda roket gemisindeki uzaylı astronot denen şeyi alın. Van Daniken'in dediği şey, kontroller ve alevler arasında çok iyi bilinen Maya sembolleridir. Bunun gibi o bir roketin parçası değil. Maya toprak tanrısının yüzüdür. Ve bu Güney Amerika taşlarının teleskop aracılığıyla yıldızlara bakan ilkel insan yontmalarının olması gerekiyor. Onların sahte olduğu bir BBC belgeseli tarafından ortaya çıkarıldı. Hepsi bu zeki çiftçi tarafından yapılmıştı. Ama bu Eric Van Daniken'in başarısını durduramadı. Onun yazdığı 29 kitap 63 milyon adet sattı ve 32 dile çevrildi. Brian Appleyard insanların UFO'larla bütünleşmişliği hakkında yazılar yazan önemli bir İngiliz yazardır. O, Van Daniken'in başarısının insanların uzmanlara karşı artan güvensizliği olarak görüyor ki bu da komplo teorilerine ilgiyi arttırıyor. 60'lı ve 70'li yıllardaki insanlar soğuk savaş yüzünden paranoyak durumundaydılar ve hükümetlerin kendilerine yalan söylediğine, bir şeylerin gizlendiğine ve dünyanın kendilerine anlatılan şey olmadığına inanmışlardı. Yani insanlar bir hikayeyi açtı. Olağanüstü şeyler hakkında bir hikaye dinlemeye hazırdılar. Van Daniken fenomeni durdurulacak gibi görünmüyor. Kitaplarından o kadar çok para kazandı ki, kendi sıra dışı inançlarını kutsamak için kendi kurgu parkını açtı. Bazı antik anıtların yeniden yapılanmasıyla tamamlandı.
Peru'daki Nazca Çölü, Stonehenge gibi harika şeyler görürsünüz. Aklımdayken bir lazer şovudur. Nefes kesen bir lazer şovuyla ziyaretçiler Stonehenge alanının muhteşemliğini yaşarlar. Hatta rehberli bir tur bile vardır ve amacı cevaplarını almak için öldüğümüz bütün büyük soruları cevaplamak. Mitolojik Mu kıtası hiç var oldu mu? Japon adası Yanaguni açıklarındaki su altı yapılarının sırrı nedir? Van Daniken'in başarısı yeni bir yazar kuşağını da esinlendirdi. Buna yeni çağ yazarı David Hatcher Childers da dahildir. Eric'in teorileri insanları cezbetti çünkü galiba gerçekten de geçmişin açıklanmamış gizemleri vardır. Ve gerçekten de insanlığın ilkel olduğu varsayılan insanlığın neden bu dev anıtları inşa etmek için büyük çabalar harcadığının bir cevabı yoktur. Bilgilerine dayanarak incelemeler yaptığımdan ve bu bilgilere gerçekten de yeni bir açıdan bakmak için Eric Van Daniken benim için kesinlikle çok önemli biri olmuştur. Ancak bu yeni insanların önlerinde bir mücadele durmaktadır. Mu kıtasının var olup olmadığı bilim adamlarının umurunda değildir. Eğer uzaylılar dünyayı ziyaret ettiyse onlar kanıt istemektedirler. Piramitleri inşa etmek için bilginin Mısırlılara uzaylılar tarafından verilip verilmediği hakkında söyleyeceğim ilk şey basitçe şudur. Kanıt nerede? İnsanın Ay'a gitmek gibi sınırlı dış dünya deneyimini düşünün. Uzay çöplerinin miktarına bakın. Onlar bir yerden diğerine gitmek için terk edilmiştir. Eğer uzay adamları Mısır'a inmişlerse, o insanlara böyle şeylerin nasıl inşa edildiğini öğretmişlerse, bir şeyleri, kırık plastik gibi tuhaf şeyleri bir yere bırakmış olmaları akıllara gelmez mi? Ama insanlar bazı kanıtlar bulduklarını söylüyorlar. İnandırıcı olup olmadıkları tamamen farklı bir sorudur. Onlara göre uzaylılar uzay teknolojisinin bir kısmını arkalarında bıraktılar. Bu 2000 yıllık seramik çömlek örneğin. 1938'de Bağdat'ta bulundu. İçinde günümüz piline benzeyen bakır ve demir çubuklar vardı. Kaliforniya'da Jason Martel aynısını yaptı. Gördüğümüz şey temel olarak o bölgede doğal olarak bulunan kireçten yapılmış bir çömlektir. Daha sonra basit bir bakır astar ve bir demir çubuk ortasına konmuştur. O günlerde bu ya bir plastik ya da asfalt tıpı olarak kullanıldı. Jason çömleği bir asit solüsyonuyla sirkeyle doldurdu ve şimdi muhteşem bir şey olmasını bekliyor. Tamam. Gerçeğin anı. Burada bazı sayılar beliriyor. Oku, görüyor musun? Buradaki tablodan ayrılıyor. Bak. İşte burada. Gördün mü? Tam burada 4 volt üretiyor. Antik insanlara atfettiğimiz şeyler. Onlara çok daha fazla itibar etmeliyiz. Çünkü cihazları kendi teknolojik anlayışımızla test edebilir ve okuyabiliriz. İşte burada. 4 volt. Tam da buradaki pilden 4 volt. Evet, çok açık ki böyle şeyleri yapabiliyorlardı. Onu niçin kullanıyorlardı? Büyük olasılıkla elektrik için. 4 voltluk elektrikle antik Iraklılar ne yapabilirdi? Kimse emin değil. Uzaylılara gelince, yıldızlar arası yolculuk yapabiliyorlarken neden bir çömleğe ihtiyaç duydular? Eğer küçük bir çömlek yapmak, onu sirkeyle doldurmak ve içine bir parça bakır koyduktan sonra bazı köpükler ortaya çıkarmak uzay çağı teknolojisi ise tamam. Eric'in kurgu parkında Bağdat piline şeref yeri ayrılmış bulunuyor. Bir elektrik lambası olduğuna inandığı ve Mısırlıların çizimlere dayanarak yaptıkları bir objenin yanında. Ama Mısır bilimcileri onun çok iyi bilinen bir sembol olduğunu ve bir çiçek içindeki yılan olduğunu söylüyorlar. Oyun bozuldu. Ama Eric, antik Mısırlıların piramitlerdeki karanlık geçitleri aydınlatmak için elektrik kullandıklarına inanıyor. Birileri tüm kabloları çalmış olmalı. Şimdi uzaylıların eski elektrik lambasından daha yararlı bir şeyi getirdiklerini düşünüyor olabilirsiniz. Evet, bu adam da aynı şeyi düşündü.
Uzaylıların kozmik enerji kaynaklarını kullanmak için teknoloji getirdiklerine inanmaktadır. Ve bu enerjiyi dünyadaki tüm anıtlara bağladılar. Tuhaf. İnsanı özel kılan şeylerden biri, bizim büyük kompleks binaları içeren çok sofistike toplumlar içinde yaşamamızdır. Buna uygarlık denir. Bu yüzden birçok insan, her şeyin uzaylılarla başlatıldığı fikrinden nefret etmektedir. Teorinin merkezinde bütün büyük binaların ilkinin antik çağda uzaylılar tarafından inşa ettiği iddiası vardır. Diyelim ki söyleyecek bir şeyimiz yok ama inananlar uzaylıların tüm bunları neden inşa ettiklerini açıklamakta zorlanıyorlar. Sadece gösteriş için mi yapıyorlardı? Bu adama göre değil. İşte burada, Stonehenge'de gizleniyor. Bilim adamlarına göre Stonehenge İsa'dan önce 3000'de inşa edildi. 5 tonluk taşların antik çağ İngilizleri tarafından güneşi kutlamak için 170 mil taşındığına inanılıyor. Bu çok ilginç bir şey ama David H. Childers için yeteri kadar ilginç değil. O, Stonehenge'in antik çağ uzaylıları için yakıt ikmal alanı olduğunu söylüyor. David, gizemli enerji hatları olduğunu söylediği şeyi keşfettikten sonra ilginç bir teori ortaya attı. Dünyanın tuhaf bir ağ içindeki bu görünmez hatlarla örtülü olduğunu söylüyor. Her şey biraz olasılık dışı olsa da en azından uygun bir ada sahip. Dünya Enerji Koordinatı. Dünya koordinatı, yeryüzünün ve enerjilerinin akıllı geometrik bir modelidir. Bir güneş ışığı dalgası dünyaya çarpar ve bu enerji koordinatını yaratarak dünyayı bir enerji topu gibi sarar. Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi hiçbir bilim adamı bu koordinata ve onun içerdiği enerjiye inanmıyor. Ama H. Childers'a göre onlar kendi iyilikleri için bile çok kuşkucular. Ama uzaylılar enerji koordinatını biliyorlardı ve onu kullandılar. Nasıl mı? Koordinatın önemli kesitlerinde antik anıtlar inşa ederek elbette. Bu koordinat boyunca megalit anıtlar yerleştirilerek UFO'lar bu enerji koordinatından enerji alabilirlerdi. Ve Stonehenge gibi belli enerji noktalarına giderek üzerlerinde dolaşabilir ve araçlarına bu noktalardan tekrar enerji yükleyebilirlerdi. Ama Childers, neden tüm bu devasa enerji noktalarının büyük taş parçalarından inşa edildiğini söylemiyor? Ancak bu enerjiyi bugün kullanabilir miyiz? Elbette hayır. Nedenini açıklamak için tekrar sendeyiz David. Birçok insanın dünya etrafındaki bu enerji koordinatını hayal etmesinin zor olduğunu biliyorum. Ama bu yarış pistine çok benzer bir şeydir. Bu yarış pistinde geometrik bir formasyon vardır. Her şey bağlantılıdır. Bu enerji koordinatı boyunca yarışan arabalar vardır. Ama bu yarış pistinin bir parçasının bağlantısı kopar veya kırılırsa, arabaların artık enerjisi kalmaz ve pist boyunca yarışmayı başaramazlar. Maalesef Stonehenge gibi antik anıtlar harabelerden fazla bir şey olmadığı için dünya enerji koordinatı bozulmuştur. Bizim için bedava enerji yoktur. Ama açık ki uzaylılar antik anıtları sadece enerji için kullanmadılar. Hayır. Piramitler ve Stonehenge'de dahil yekpare anıtların birçoğu aslında UFO'lar tarafından kullanılan antenlerdir. İşte böyle. Stonehenge sadece rahiplerin kaldığı bir yer değildi. Antik çağ uzaylıları tarafından eve telefon etmek için kullanılmış olabilir, belki de hayır. Tabii onlar başka bir gezegenler. Evet ama telefondan söz etmişken bu antik çağ uzaylıları gerçekten de nereden geldiler? Bilmesi gereken tek bir adam var. O da Seth Shostak. O SETI'nin şefidir. Dünya dışı istihbarat araştırmasının. Bu son 20 yıldır uzaylı yaşam formlarından gelen radyo sinyallerini dinlemek için yıldızları tarayan bilimsel bir araştırmadır. Duruma bakılırsa bilim adamlarının çoğu yaşamın muhtemelen dünyadan başka bir yerden geldiğine inanıyor. Ne de olsa evrende trilyonlarca ve trilyonlarca yıldız bulunmaktadır.
Seth Shostak yaşamını bunu kanıtlayan ilk kişi olmaya adadı. Bildiğiniz gibi evren çok büyüktür. Duruma bakılırsa birçok yıldızın gezegenleri var. Yaşam için dünya kadar güzel olan bir sürü başka dünya olacaktır. Soru, yaşamın o dünyalardan gelip gelmediğidir. Acaba uzaylıları nasıl buluruz? En azından onları nasıl ararız? Onları henüz bulamadık. Evet, yapılacak bir şey diğer dünyalardan bize gelebilecek olan radyo dalgalarını aramaktır. Bu yüzden böyle büyük şeyler inşa ediyoruz. Şimdiye kadar diğer galaksilerden bir fısıltı bile gelmedi ve Seth, uzaylıların nerede yaşadığını henüz söylemez ve arayan olana kadar da söylemeyecek. Sanıyorum ki bu gezegenin kendi güneş sistemimizde biyoloji üreten tek gezegen olmadığını öğrenmek için büyük bir şansa sahibiz. Benim tahminim başka bir dünyadan gelen bir sinyal bulacağımızdır. Eğer bilim adamları uzaylıların nerede yaşadığını söylemeye ve antik çağ uzaylılarının nereden geldiğini söylemeye hazır değilse bu bazı önerilerin olmadığı anlamına gelmez. UFO'ya inananlar arasında bazı yerler favori olarak ortaya çıktılar. Tersine sıra içinde antik çağ astronotlarının olası 3 ülkesi. 3 numaralı sırada köpek yıldızı Sirius. Çılgınca bir isim, çılgınca bir yer. Güneş sistemimize en yakın olan yıldız. Mısır hiyeroglif yazılarının çoğunda vardır ve birçok tuhaf kültürde yer alır. Bu Afrika kabilesi gibi kurbağa yüzlü tanrıların gökyüzünden dönen araçlar içinden geldiklerini anlatan antik mitlere sahiptirler. Evet, Sirius'tan. Ve onlara kutsal ayinler öğrettiler. Bunlar bizim bir gövdede olan uzaylı astronotlarımız olabilir mi? Peki ya iki numara? Gezegen X denen bir yer. Jason Martell, uzaylıların oralı olduklarından emin. Irak'ta yaşayan antik Sümerlerin, güneş sistemimizde bulunan ve bilimin henüz keşfedemediği 10. bir gezegene inandıklarını söylüyor. Sümerlilerin, tanrıları Anunnaki'nin orada yaşadığına inandıklarını söylüyor. Anunnakiler, X gezegeninden geldikleri varsayılan varlıklardır. Güneş sistemimizde modern bilimin şu an bulmaya çalıştığı bir gezegendir. O gezegen vardır. O gezegende yaşayan atalarımızın olması da mümkündür. Şaşırtıcı bir fenomen hakkındaki en son haberleri size ulaştırmak için bu özel radyo televizyon yayınını bir dakika içinde başlatacağız. Temmuz 2005'te astronotlar Plüton'un çok ötesinde büyük bir yuvarlak keşfettiklerini ilan ettiklerinde durum X gezegeni için iyi görünüyordu. Ona Zina gezegeni adını verdiler. Ama şimdi onun gerçekten küçük bir gazla dolu olduğunu kavradılar. Bu yüzden onun Anunnakilerin ve antik çağ uzaylı ziyaretçilerimizin ülkesi olması olası değil. Ama uzaylı yaşamı için birçok insanın diğerlerinden daha fazla takıldığı bir aday daha vardır. Bu en yakın komşumuz Mars'tır. Mars bizimkine en çok benzeyen gezegendir. Bazı bilim adamları orada su olduğuna inanıyor ve NASA yıllardır orayı araştırıyor ve keşfediyor. Şimdilik uzaylılardan bir işaret yok. Ama 1976'da küçük bakteri izleri ararlarken onun yerine bunu buldular. Cydonia düzlüğünün bu fotoğrafı, astronotların çoğunun büyük kayalar olduğuna inandığı şeyleri içeriyor. Ama bazı insanlar için onlar kuşkulu şekilde böyle görünüyorlar. Tam olarak öyle olduklarını düşünen bir adam var. Tom Van Flandern. Mars ve çöpler hakkında kendi teorisi olan eski bir astronottur. Flandern'e göre Mars gerçekten de dünya dışı insanların ilk evrimleştiği ama patladığı zaman aceleyle terk etmek zorunda kaldıkları bir gezegen ayıdır. Piramitler de dahil her türlü çöpü arkalarında bıraktılar. Mars'taki sanat eserlerinin kökeni, hakkındaki en ilginç spekülasyon, orijinal insan ırkının o zamandan beri patlamış bulunan ana dünyada yaşamış olmasıdır. Ayları olan Mars üzerinde yapılar kurdular. Ama uygarlıkları sona ermeden önce ki sonun gelişini gördüler ve türlerini en yakında yaşanılabilir gezegene transfer ettiler. Ve bu da Dünya'ydı.
Mars'taki ve bu diğer piramit biçimli objelerin daha yüksek çözünürlüğü resimlerini kesinlikle görmek ve piramit olup olmadıklarını anlamak isteriz. Ama bunlar gerçekten de Mars piramitlerinin resmi midir diye sorarız. Tobias Owen bu fotoğrafların çekildiği uçuş sırasında NASA'da bir bilim adamıydı. O buna pek de inanmış gibi görünmüyor. Benim işim uzay aracının inişinin güvenli olduğunu düşündüğümüz bölgeden Mars yüzeyiyle ilgili gönderilen fotoğrafları incelemekti. Bunların Mars'ta yaşam olduğunu ya da bir zamanlar yaşam olduğunu gösteren uzaylı yapıların örneği olduğuna inanan bir grup insan vardı. NASA hemen inkar etti ama bu insanlar tarafından devasa bir örtbas olarak algılandı. NASA ile ilgili ilginç bir sabıka kaydı vardır. NASA, Ulusal Havacılık Uzay Birliği aynı zamanda asla direkt bir cevap verme anlamına da gelir. 1959'daki kuruluşu sırasında NASA büyük bir think tank kuruluşu olan Brookings Enstitüsü'ne danıştı. Ve onlar da NASA'ya eğer dünya dışı bir şeyler bulursanız tedbirli olmalısınız tavsiyesinde bulundu. Örneğin genel olarak toplum ve dini kurumlar dünya dışı bir varlığı kabul etmeye hazır değillerdir. Mars'taki piramitler yeteri kadar ürkütücüydü. Ama sonra NASA, Cydonia düzlüklerinin bir dizi fotoğrafını daha yayınladığında işler çığırından çıktı. Piramit biçimlerinin yanında başka bir şey daha vardı. Bazı insanların tanıdık bir şeye ürkütücü benzerliğini gördüğü bir kaya parçasıydı. Antik çağ astronotlarına insanların uzaylılarla ilişkilendirdiği bir şeydi. Evet, Mısır'daki ünlü diğer turistik alan. Çok ilginç bir şekilde NASA, Mars yüzeyinin bir resmini çekti ve ona Baş adını verdiler. Ve bu fotoğraf, NASA tarafından hemen ışık ve gölgenin bir oyunu olarak göz ardı edildi. Gerçekten Mars'ın bir yüzü değildi. Sadece ışıklandırmanın açı farkıydı. Yanlış cevap. Elimizde bir yüz ve Mars'taki piramitler vardır. Mısır'daki bir Sphinx ve piramitler. Bir bağlantı olmak zorunda. Dünya... Mars bağlantısı. Ama bilim adamları için bu sadece doğal bir görüntüydü. Bu dünyanın çeşitli yerlerinde gördüğümüz türden bir şeydir. En ünlü olanı Birleşik Devletler'de New Hampshire'da gördüğümüz ve yaşlı adam ve dağ dedikleri şeydir. Biz insanlar arasında kendi görüntülerimizi doğada görmeye çalışma eğilimi vardır ve bu da güzel bir örneğidir. Mantıklı bir açıklaması basittir. İnsanlar yüzlerin olmadığı yerde yüzleri görmeye çalışma eğilimindedirler. Açıklaması için bir psikologdayız. Çocukluktan itibaren yüzler insanlar için çok önemlidir. O kadar önemlidir ki yüz olmayan bir şeyde bile yüzler görürüz. Örneğin önümde duran yumurta dolu tabak bile bir yüze çok benzemektedir. Kaşları, iki gözü, bir burnu ve bir ağzı hemen görebiliriz. Mars'taki yapının ilk çekilen fotoğraflarına baktığımız zaman onu çok çok net bir şekilde yüz olarak görüyorum. İşte bir göz, burada bir burnun alt kısmı, bir yüzün dış çizgileri. Bu düşük çözünürlüklü bir fotoğraf ve bu yorumlama çok inandırıcı. Ancak çok daha yüksek çözünürlüklü olan son fotoğrafa baktığım zaman bir yüz görmek için çok zorlanıyorum. Şimdi onu bir yüz olarak görebilir miyim? Evet, ilk fotoğrafta gördüğüm özellikleri arayabilir ve onları burada tekrar görebilirim. Ama yüksek çözünürlüklü fotoğraftaki çok daha belirgindir. Bir yüz algılamak çok daha zordur. Artık Mars yüzeyinin çok net fotoğraflarına sahibiz. Ve aslında şu anda biz konuşurken bile Mars Express uzay aracı tarafından da çekilmektedir. Gezegenin yüzeyinin olağanüstü ayrıntılarına sahibiz. Yani Mars'ın bir Sphinx'i yoktur ve muhtemelen hiçbir piramidi de yoktur ve şimdiye kadar hiçbir yaşam işareti vermemiştir. Peki antik çağ uzaylıları nereden geldi? Gerçekten de bilmesi gereken birine danışmanın zamanı geldi, bir uzaylının kendisine. Kozmik bir medyum olan Lisa Roisel Holt, uzaylılarla iletişim kurduğunu iddia ediyor. Belli ki kendisini hipnoz uykuya yatırarak uzaylılarla bağlantı kuruyor. Bunu yıllardır yaptığını söylüyor. Hipnozla kolejde okurken ilgilenmeye başladım ve kendimi değişik bir duruma geçirmeyi öğrendim.
Ve bunu yaptığım zaman çok sezgisel olduğumu kavramaya başladım. Bazen mesajlar alıyordum. Aslında onlarla iletişimi duyuyor veya seziyordum. Ve sonra onlarla sözel iletişim kurdum. Şu anda onun en gözde telefon arkadaşı Sasha adındaki dişi bir uzaylıdır. Lisa'nın beynini ele geçiriyor ve Lisa'nın sesiyle iletişim kuruyor. Yönlendirme seansına başlamak üzereyiz. Meditasyon konumuna geçeceğim. Pleiades'den olduğunu söyleyen Sasha'yı duyacaksınız. Yani Pleiades, boğa olarak da bilinen Taurus yıldız takımı içinde olan bir yıldızlar kümesidir diyorsun. Söyle bize Sasha, eğer çok kişisel bir soru değilse Pleiades'li kızların görünümü nasıldır? Benim dünyamda ben aslında sizin fiziksel beden olarak bildiğiniz bir şeye sahibim. Sizin sokaklarınızda yürüyebilir ve bir insanın yanından geçebilirim. Ama muhtemelen siz bana bakarsınız ve benimle ilgili tuhaf bir şey hissedersiniz. Sasha, halkının binlerce yıl önce kainatı dolaşan ve bunu yaparken gezegenleri fetheden ve oralarda devasa anıtlar inşa eden galaksiler arası bir imparatorluğun kurucuları olduğunu söylüyor. İroni olarak ilk kolonilerini Mars'ta gerçekleştirdiler. Oradaki bazı üsleri koloni olarak kullandık. Şu anda Mars'ta bulunanlar aslında sadece buzdağının görünen kısmıdır. Ama Mars, Sasha'nın halkı için sadece bir durak yeriydi. Dikkatlerini hemen sonra bize çevirdiklerini söylüyor. Benim atalarım dünyaya çok uzun zamandır ilgi duyuyor. Antik astronotlarla ilgili en büyük sorunun cevabını öğrenme zamanı geldi. Buraya neden geldiler? Sasha'ya göre onlar anıtlar dikmekten ve uygarlık başlatmaktan çok daha başka bir şeyin peşindeydiler. İnsan ırkını yaratmış olabilirler mi? Eğer uzaylı astronotlar gerçekten bizi binlerce yıl önce ziyaret ettilerse, ki bu çok büyük bir eğerdir, o zaman aşikar soru da bu. Nedir o? Neden? Bilmiyorum. Evet, Lisa Holt'a göre veya daha çok onun uzaylı dostu Sasha'ya göre bunun çok mantıklı bir cevabı var. Uzaylılar insan öncesi atalarımızla karşılaştılar ve sonra DNA'larımızla oynamaya başladılar. Onun yüceltme dediği bir işlemdi. Kaynaklarım şunu söyledi. Uzaylıların yeryüzündeki genetik projeleri binlerce yıl boyunca devam etti. Eğer sizin insan öncesi varlığınız uzaylıların genetiği tarafından yüceltilmeseydi, sizin insanlık varlığınız gerçekleştirdiği hızla bir evrimi gerçekleştiremezdi. Eğer bu genetik müdahale olmasaydı, siz hala evrimleşme aşamasında olurdunuz. Lisa ve Sasha bu teoriye inanan tek insan değil. Onlar buraya 300 bin yıl önce geldiler. Neandertal insana dayanan ilkel bir işçi yarattılar ve o burada doğal olarak evrimleşti ve bizi yarattı. Evet, sanırım uzaylı ekip buraya geldi. Bir hücre aldılar. Hücredeki DNA kodunu değiştirdiler. Aynı türün dişisini rahmine koydular. Bu dişi bir çocuk doğuracak. Sadece bizim kayıp bağlantı dediğimiz şey eksik. Eğer antik uzaylılarla insanlar haklıysa, evrim insanı yavaşça yaratmadı. Bunun yerine biz, test tüpünün uzaylısına eşit bir şey içinde yetiştirildik. Ürkütücü hikaye. Benim için çok şeyi açıklıyor. Bu ayrıca insan ırkının hissettiği görülen terk edilmenin psikolojik anlamını da açıklıyor. Bu varlıklar yaratılmamıza yardım ettiler. Ama sonra ebeveynlerimizin kim olduğunu hatırlamamıza izin vermediler. Şimdi tüm bunlar kafa karıştırabilir ama Tanrı gibi yaratıcılar olarak ziyaretçi uzaylılar nosyonu uzaylı komplo fikirlerini doruk noktasına ulaştırıyor. Evet, bir yazar için, Brian Appleyard için kültürümüzdeki uzaylı rolünün ipuçlarını da vermek istiyorum. Uzaylıların dünyayı bir kez ziyaret ettiği ve bize bu teknolojiyi, bu kapasiteyi verdiği, bize gelişimci yolu, gidilecek yolu gösterdiği fikri
İnsanların tutunması için harika bir fikirdir. Çünkü modern dünyanın problemlerinden biri, insanların tutunacak bir şeylerinin kalmamasıdır. Ve bizimle ilgili olarak bilim adamları tarafından anlatılan hikaye, yani biz hiçbir şeyiz hikayesinin hiçbir anlamı yoktur. Geçmişteki uzaylılarla ilgili şey, bize bir hikaye sunmasıdır. Ve bu, insanların kendilerine inanmaları için temel bir şeydir. Uzaylıların bizi geçmişte ziyaret ettiği fikri, bazı insanlara nasıl bir rahatlık sağlarsa sağlasın, bu işin en büyük olasılığı hiç olmadığıdır. Ama eğer olduysa, o zaman belki de sadece piramitler gibi arkalarında bıraktıkları büyük anıtlar, dev bir mühendislik harikası değil, insan denen büyük bir genetik mühendisliğinin mükemmel parçalarıydı.